Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber değişik deneylerimize devam ediyoruz. Daha önceki yaptığımız olay şuydu. Motorun arka lastiğini komple sarı yapmıştık. Zaten hala ufak tefek böyle sarı detaylarımız var. Yavaş yavaş silinmeye başladı onlar da. Ben o videonun altına değişik bir şeyler söyleyin, ben de onu yapayım falan dedim. Değişik bir deneyler, değişik bir tarz bir video çekelim dedim. Bir arkadaşımız arka lastiğe bant sar abi demiş. Ben de yaparım kardeşim, ne demek. Arka lastiğe bant saracağız. Şimdi bantımız gelsin. Altılı set aldım. Elimden geldiğince hepsini kullanmaya çalışacağım. Durumunu bilmiyorum. Şu an ilk defa yapacağım. Daha önce bunu yapmışlar mı onu da bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Ufaktan başlayalım. Kanka bir kişi motoru yatırması lazım. Lastik döndüreceğiz ya. Hoş geldin. Niye komple yatırmıyor motora? He? Niye komple yere yatırmıyor? Uğraşmayalım, böyle düz düz yapacağız ya. Şöyle yapmayalım. Tamam. Bana havada dursun yeter. Sen kendi rahatına göre ayarla. Şuradan köşeden başlayalım o zaman ben. Oğlum. Saçma sapan şeyler yaptırıyorsunuz bana gerçekten. Daha hızlı döndüremiyor musun? Çok iyi oldu. Saatten sonra hava kaçmaz herhalde diye düşünüyorum. Güzelce bir yedirelim. Çok iyi lan. Bayağı bant gidecek bu arada. Ne kadar kaplayacağız ki mesela? O arkadaşımız ne kadar kaplamamızı istiyordu. Ama elim mahvolmuş. Oğlum çocuk belki yara bandı yapıştır demiştir. Sen böyle kendin bunu yapıştır. Koli bandı yazmış oğlum. Daha devam ediyor. Çok fazla ses çıkıyor oğlum. Bitti. O da yapsın, o da yapsın, o da kalsın. Kalsın mı? Birinciyi bitirdik. Daha çok, daha çok yapacağız böyle giderse. Bunu da evde açmışız lan. Bak ucu açık. Buradan devam ediyorum aynı yerden. Hepsini bitireceğim mi? Ne? Hepsini bitireceğim mi? Evde galiba bitireceğim, evet. Evde ön lastiği yap bari. Ön lastiği olmaz oğlum, nasıl yapacağız? Niye? Olmazsın lan, ne olacak ki? Çocuk arkadaşlık mı yazdı? Ne? Çocuk arkadaşlık mı yazdı? Lastiğe dedi sadece. Ben de bir ön lastiği de yap geç ya. Nasıl kullanacağız oğlum? Belki kayacak çok fena. Ama şöyle bir mantık var. Kanka bu yapışkan ya. Bu üstündeki şey eridiğinde yapışkan kalacak. Zift gibi olacak. Daha iyi tutar bence. Bir ihtimal. Aynen kardeşim, Aras kanka. Niye oğlum? Bant sonuçta yapışkanı var. Zift gibi olacak. Aslında şey, bir turda ters mi yapıştırsak? Aa evet. Terse çevireyim şöyle. Tamam. Bunu yapıştırayım, daha sonra ona geçeriz. Sesten dolayı kusura bakmayın. Bantın sesi yapacak şimdi. Lastiğine batı 220 olur kanka. Vallahi batı 100 lastiği. Bu arada daha yakışıklı gözükmedi mi? Fazla böyle parlak. İki bitti. Üçe geçiyorum. Üçü biraz, ters. Biraz ortalara yapayım da böyle ovalli olsun. Çok kare üçü olsun. Üçü ters, üçü ters. Canım bir dahaki videoda da balataya yağlasana. Öyleyim direkt. Bu arada bu videonun da altına böyle saçma sapan deneyler falan da söyleyebilirsiniz. Aranızdan bir kişinin dediğini yapacağım yani. Bu arkadaşım dediğini yaptığıma göre sizinkini de yaparım. Ya abonun yorumlara, saçma sapan ne varsa motorla ilgili yapılabilecek. Deneyelim. Böyle bir şey diyeyim, bunu ters yapıştırsana. Bunu öyle yapacağım, dur. Nereden açılıyor ki? Şöyle bir işaret var. Sıfır olan bu. Sıfır olan bu da. Ne kadar kullanmış olabiliriz ki oğlum? Ya çok az işte. Bir iki tur belki. Evde bantlayacak da var. Bunu yapınca burası sürtmeye başlayacak gibi. Sürsün ne olacak? Nerede kalmıştık? Burada kaldık. Şunun ucuna bantlayalım. Ve yolumuza devam edelim. Bir iki tur böyle döneceğim. Ondan sonra ters çevireceğim. Yana. Dönüyorum. Oluyor. Yapışmadığı için sardı. Dişliğe mi girdi? Sardı, sardı. Kanka önce bir tur sakin sakin yapışsın, ondan sonra hızlı. Tamam şey yapsana, zincire de yapsana. Zincir yapışkan güzel olur. Zincir pahalı. Ama yapışkan güzel olur bak. Evet, pistonlara da. Motor da yapışkan. Şöyle yapayım. Biraz kötü oldu ama.
önce. Önce yavaş. Tamam, tam tekerlik olduk. Kayıyor. Tamam, şimdi çevir. Artık şey, o arada kalacak hani bir yapışkan. Ters bir yapışkan kısım var zaten şu an. Sen şimdi normal ne çevir? Ne fark ediyor oğlum? Kanka o normal eridiğinde acaba yapışkan tutacak mı? Şimdi normal eridiğinde şey olmasın. Kolum ağrıdı ha. Bugün onun günümdü kanka. Yanaklara gitme, yanaklara gitme. Aa, gidiyor. Çok iyi. Çapın omuz diflerinden çıkan sesler mi? Kolayını buldum ha. Ama oha, kırma oha riski vardı. Bu arada üçüncü bantımızı bitirdik değil mi? Daha üç tane daha var ama. Yok yok. Bence yeter ya. Benim daha kulaklarım şu an cır cır ağrıdı şu an. Evet, benim de dibindeyim oğlum, ben öyle düşün. Deneyelim. Bakalım nasıl olur. Oturttum bakayım yere. Gerçi tersini en son yapacaktık. Yapış yapış olacaktı işte. Toz çeker oğlum. Hadi. Ya, iniyor. Tozunu ne yapacaksın? Yeter. Yapıştı kalk. Sürülür lan. Ne kadar kötü olabilir ki? Oh. Sese bak. Çabuk. Dur. Yaklaş kanka, rahatlama. Rahatlama seansı. Sonraki video patlatıp olanlar var ya, ondan aa, yapacağım. Evet lan. O şeyler var ya. Bir sonraki video. Kargo ile gelen patpat şeyleri böyle sıkıyor, pıtır pıtır patlıyor. Onlarla saralım lan. Aynen. Doğru. Tabii isterlerse. İsterler mi? Lastik yakayım mı lan? Yok. Çıkan parçaların hepsi şuralara falan yapışır, buralara yapışır. Yani şu şey olduğunu şey yaptığını düşünsene. Oğlum çok kolay çıkarırız bu arada. Falçatayla uçtan böyle alsak direkt kalıp gibi gelir böyle. Al lastik kalıbı aldık. Ne yapacağız o zaman oğlum lastik yapmayacaksam? Bu kadar mıydı? Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Süreceğim. Sür bakayım, düşüyorum. Ani gaz açma. Gidiyorum. Oğlum kas da yok. Bak, dur kas vereyim bari. Dur. Ağzına sıçayım ya. Açılmış işte. Bu şey ters yaptığımız olay. En sonki bant bu. Ters yaptığımız burada oğlum. Hayır oğlum, ters yaptığımız burada. Oğlum yapışmış işte üstünde bak burada. Hayır ya. Yeri. Ters olsa şimdi burası şey gibi olurdu. Zift gibi yapışırdı. Şimdi sürdükçe yani açılacak mı bu? Herhalde. Ne olacak ki başka? Şapkam uçtu. Lastik yak. Lastik yakacağım. Hepsi şuralara girsin de. Yok lan, ne olacak oğlum? Bir şey olmaz lan. Banttan ne olacak? Bak kopuyor zaten. Başlıyor mu yakmaya? Oraya doğru yakma. Karbon lastiği var. Cidden yaktı. Bak, kanka şuna oldu. Bak. Bayağı yaktı. Şuraya baksana. Ya evet. 50'sin mi manyak? Çok güzel. Yok lan manyak. Bunlar yapışmasın kanka Allah aşkına. Zipte oldu baksana. Hamur oldu lan bu. Bant nasıl hamur olabilir ki böyle? Çapın polikarbonu keşfediyor. Üçe mi böyle yapıyorlar ha? Hadi ya. Çok iyi lan.
Oğlum tutkalı böyle yapıyorlar. Ay anasını. Araya kaçmış oğlum. Nasıl ya? Aa. Ha bu şey lan. Hayır oğlum şu kaçmış bak. Ha iyi aralar temizledi bari. Vay anasını. Böyle bir şey miymiş bu yani şimdi? Falçata getirmedik. Bunları nasıl alacağız? Böyle gideceğiz oğlum manyaksın. Öyle giderim oğlum manyaksın. Bana birader detaylı düşünseydin. Yukarıları da atmış. Yırtmadan nasıl almayı düşünüyorsun bunu? MT7 kutu açalım. Kanka yalıyorum. Yapacak hayır şey. hayır dur lan manyaksın. Falçatamız yok. Kanser kapacağım onu. Falçatamız yok. Dur şurada egzozu ısıtıp açacağım dur. Hayır oğlum egzozu niye erikiyor? Oğlum motorun anahtarı daha şey değil mi? Sivri. Yo ne alaka. Daha uzun daha sivri. Tamam. Sırada öbür taraf. Biraz daha yakardım da baktım ortası lastik yanıyor. Zaten lastiğim kötü iyice kötü olmasın. Tamam çek. Koptu tamam. Motoru almadan nasıl? Şöyle yap. Hayır oğlum. Motor. Ha geri mi gidecek? Tam tersi yapsan daha kolay. Yavaş yavaş yavaş. Geliyor geliyor. Yavaş mı hocam? Güzeldi. Abi, değişik bir lastik ölçüleri al. Verelim kanka üstünde yazıyor. 180'e 70. Yılan derisi gibi. Küllerinden yeniden doğdu. Bu arada ön lastiğe yapsaydık çok salaklık olurdu. Çünkü güzel. Azıcık bir gaz açıyorum, gaz kesiyorum. Kıt 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 kayıyor böyle arkası. Ön tekerle net düşerdim. Direkt iptal oldu bank ya. Ben biraz daha böyle birbirlerini sıkı sıkı tutarlar, bayağı uğraştırır diye düşündüm de hemen kendini saldı. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun devamında da ufak bir gazlarız zaten. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoları istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı. Siz zaten biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.